Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak mücadele. Demin de Recep Altepe buraya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı, evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın asker arkadaşı. Bir anda farklı bir güzellik de var diyelim, ilginçlik de var bu yönden. Tabii ki zorlu bir maç, klasik bir söylem ama bu maç hakikaten bir final maçı ve zor geçecek. Kesin neler söyleyeceksiniz? Buna final maçı dersek eğer, bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalara dememiz gerekir. Dolayısıyla değil mi final? Yani dolayısıyla yani zirve yürüyüşünü yapan, zirvede kendine en üst basamaktan onun hemen altındaki basamaklara kadar kendine yer arayan bir takım için bundan sonra kalan maçların tamamının final havası niteliğinde geçeceği aşikar. Dolayısıyla Kasımpaşa ve Bursaspor yani çok enteresan bir mücadeleye imza atacaklar diye düşünüyorum. Çünkü Bursaspor'un oynadığı futbol, tüm futbol kamuoyu tarafından, otoriteler tarafından, futbol adamları tarafından ligin en iyi futbolu, en iyi takım oyunu olarak nitelendiriliyor biliyorsun. Ve Bursaspor'un böyle bir takımın karşısında da Yılmaz Vural'ın başında olduğu ve maçın başından sonuna kadar onlar da pozitif futbol anlayışıyla oynayan, mücadele eden, futbolun güzelliklerini ortaya koyan bir takım olacak Bursaspor'un karşısında. Dolayısıyla enteresan bir mücadele olacağı maç başlamadan da belli. Tabii ki maç oynamadan kazanılmıyor. Dolayısıyla Bursaspor şimdi bulunduğu yerin gerginliğini, stresini yaşayarak mücadele edecektir. Kasımpaşa'da ligin sükseli takımını engelleyerek hem ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmek hem de Türkiye'nin gündemine oturmak için mutlaka mücadele edecektir. Dolayısıyla sahadaki futbolcuların artı ve eksileri sonucu ortaya koymuş olacak. Yılmaz Vural için ben daha önce de söyledim. Gerçekten enteresan bir mentor. Yani maç öncesi hazırlıkları mükemmel seviyede olan bir teknik adam. Dolayısıyla bu karşılaşmanın, bu önemli maçın senaryosunu mutlaka kendi üslubu doğrultusunda yazmıştır. Oyunculara da rollerini ezberlettirmiştir. Ve Bursaspor karşısında ciddi bir takım, ciddi bir rakip olabilecek bir takım çıkaracaktır. Keyifli bir mücadele olacak. Ama Bursaspor'umuzun artık bu yoldan sonra geriye dönüşü yok. Arkasına bakma ihtimali yok. Kötü bir savunması olan, yani savunması iyi olmayan dersek haksızlık da etmeyelim. Kasımpaşa karşısında özellikle hücumdaki atraksiyonları maçın kaderini belirleyecektir. Bu anlamda da yetenekli oyuncular mutlaka ki var Bursaspor'un kadrosunda. Sanıyorum Diyarbakırspor, yarıda kalan Diyarbakırspor maçının kadrosuyla mücadele edecektir Bursaspor. Veli ve Volkan'ın sakatlıkları söz konusu. Turgay sağda, Ozan solda, Bataca, Sercan'ın arkasında mücadele edecektir. Yani keyifli bir maç olsun. Çok soğuk bir hava var. Ama sahada mücadele başladıktan sonra, ilk düdük çaldıktan sonra bu soğuk futbolcuları etkilemez mutlaka. Yekta'nın, Kasımpaşa sporlu oyuncunun bir demeci vardı. Maçlar 85 dakika olsa şu an bizim puanımız 42 idi diyor. Bursa sporunda tam aksine hep son dakikalarda bulduğu goller var. Aslında tam aksi karakterli iki takım diyebilir miyiz? Çünkü Bursa spor son dakikalara çok gol sığdırdı bu sezon. Tablo onu gösteriyor. Tablo onu gösterdiği için de bakalım bu iki takımın karakteri maçın sonucuna nasıl yansıyacak? O da merak konusu.